Mevlana Müzesi, Konya'da bulunan eski Mevlana'nın dergahı olan yapı kompleksinde 1926 yılından beri faaliyet gösteren müzedir. Mevlana Türbesi olarak da anılır. Yeşil Kubbe denilen Mevlana'nın türbesi, dört fil ayağı kalın sütun üzerine yapılmıştır. O günden sonra yapı faaliyetler hiç bitmemiş, 19. yüzyılın sonuna kadar yapılan eklemelerle devam etmiştir. Osmanlı sultanlarının bir kısmının Mevlevi tarikatından olması, türbeye özel bir önem verilmesini ve iyi korunmasını sağlamıştır. Müze alanı, bahçesi ile birlikte 6500 metrekare iken, yeri istimlak edilerek gül bahçesi olarak düzenlenen bölümlerle birlikte 18.000 metrekareye ulaşmıştır. Bağlı bulunduğu Kültür Bakanlığı'na en çok gelir getiren ikinci müzedir. Mevlana hakkında menkıbelerin anlatıldığı Ahmet Eflaki'nin kitabı Ariflerin Menkıbelerinde Mevlana'nın babası için türbe yaptırmak isteyen devrin sultanına gök kubbeden daha görkemlisini yapamayacağınıza göre zahmet etmeyin dediği rivayeti yer alır. Türbe, Mevlana'nın ölümünden sonra inşa edilmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin kendini bilmeye ve aşka dayanan felsefesi yüzyıllar boyunca bütün dünyayı etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. UNESCO 2007 yılını Mevlana yılı ilan etti. Mevlana'nın yarattığı hoşgörülü felsefe bir yıl boyunca çeşitli etkinliklerle anıldı, anlatıldı. Tekke ve zaviyelerin kapatılması sonrasında Mevlevi dergahı Türk ve İslam kültüründeki önemli yeri nedeniyle korundu ve müze olarak yeniden düzenlendi. Günümüzde en çok ziyaret edilen müzelerden biri olan yapıda en ilgi çeken parçalar Mevlana Celaleddin Rumi'nin Kubbe-i Har'da Yeşil Kubbe olarak anılan türbesi, dergah eşyaları, değerli el yazmalarının dışında bugünkü kemanların öncüsü olarak kabul edilen 8 telli keman, sabır taşları ve Galileo'nun asıldığı dönemde astronomi dersleri vermek için kullanılmış olan küredir. Türbe salonuna Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Hasan Paşa'nın 1599 yılında yaptırdığı gümüş kapıdan girilir. Burada bulunan iki vitrin içerisinde Mevlana'nın meşhur eserlerinden Mesnevi'nin Divan-ı Kebir'in en eski nüshaları sergilenmektedir. Türbe salonunu üç küçük kubbe örter. Üçüncü kubbeye poz kubbesi de denilir ve yeşil kubbeye kuzey yönünden bitişiktir. Türbe salonu doğuda, güneyde ve kuzeyde yüksekçe bir set ile çevrilir. Kuzeyde iki parça halinde yer alan yüksek setlerde altı Horasan erinin sundukaları yer almaktadır. Horasan erlerinin hemen ayak ucunda ise İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han için yapılmış nişan taşı sergilenmektedir. Türbe salonunu doğuda ve güneyde çevreleyen yüksekçe set üzerinde ise Mevlana ve babası Bahaeddin Veled'in soyundan gelme, onu hanımlara ait olmak üzere 55 adet mezar ile Hüsamettin Çelebi, Selahaddin Zerkubi ve Şeyh Kerimettin gibi Mevlevilikte makam sahibi olmuş 10 kişiye ait toplam 65 mezar bulunmaktadır. Hanımlara ait mezarların üzerinde yer alan sandıkalara sikke konulmamıştır. Yeşil Kubbe'nin tam altında Mevlana'nın ve oğlu Sultan Velid'in mezarları yer almaktadır. Mezarların üzerindeki iki bombeli mermer sandıkayı 1565 yılında Kanuni Sultan Süleyman yaptırmıştır. Sandıkaların üzerinde yer alan altın sırma tellerle işlenilmiş, Fuşi'de ise Sultan Abdülhamit II. Tarafından 1894 yılında yaptırılmıştır. Halen Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'in mezarı üzerinde
bulunan ve bazı kişilerin oğlu gelince babası ayağa kalkmış dedikleri ahşap sandıka ise bir Selçuklu şaheseri olup 1274 yılında Mevlana için yaptırılmıştır. Kanuni, Mevlana ve oğlu Sultan Veled'in mezarları üzerine 1565 yılında yeni bir mermer sandıka yaptırınca ahşap sandıka buradan kaldırılmış ve sandukası olmayan Mevlana'nın babasının mezarının üzerine konulmuştur. Mevlana dergahının ön avlusunun batı ve kuzey yönünü çevreleyen her birinde birer küçük kubbe ve baca bulunan 17 hücre bulunmaktadır. Bu hücreler Padişah 3. Murat tarafından 1584 yılında dervişlerin ikameti için yaptırılmıştır. Bu hücrelerden giriş kapısının sağında kalan 4 hücre halen gişe ve idare binası olarak kullanılmaktadır. Girişin solunda kalan 13 hücrenin baştan 2 tanesi postnişin ve mesnevihan hücresi olarak orijinal eşyaları ile teşhir edilmiştir. En sondaki 2 hücre ise değerli kitap koleksiyonlarını müzemize hediye eden rahmetli Abdülbaki Gülpınarlı ile Doktor Mehmet Önder'in kitaplarına tahsis edilmiştir. Halen kütüphane olarak hizmet vermektedir. Diğer 9 hücrenin ara duvarları kaldırılarak birbirine bağlı 2 büyük koridor elde edilmiştir. Bu koridorlardan birinde ülkemizin Kula, Gördes, Uşak, Kırşehir gibi yörelerine ait tarihi halıları, diğer koridorda ise Konya iline bağlı Ladik, Karaman, Karapınar, Sille gibi yörelerde dokunmuş tarihi halılar sergilenmektedir. Bu hücrelerin koridora açılan pencere ve kapı boşluklarına yapılan vitrinlerde ise Mevlevi etnografyasına ait pazarcı maşası, mütteka, nefir gibi dergâhtan müzeye nakledilen tarihi nitelikteki eşyalarla müze koleksiyonunda yer alan son derece değerli Bursa kumaşları sergilenmektedir. Mevlana'nın sandukasının ayak ucunda bu mermer sandıka yapılıncaya kadar Mevlana'nın üzerinde duran, şimdi ise babası Sultanü'l-Ulema Vahaeddin Veled'in üzerine konulan ceviz sandıka bulunuyordu. Selçuklu ağaç işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilen bu sandıka üzerinde ayetler ve mesneviden seçilmiş beyitler oyma tekniği ile işlenmiştir. Sandukanın Mimar Selimoğlu Abdülvahit tarafından planının çizilmiş Konyalı Genekoğlu Hüsamettin Muhammed tarafından yapılmıştır. Mevlana'nın türbesi ve Mevlevi dergahı külliyenin batısını derviş hücreleri diğer 3 yönü çevirmiştir. Müzeye batıda meydana açılan dervişhan kapısından girilir. Türbe kapısından tilavet odasına, hat dairesine geçilir. Bu odada Osmanlı hattatlarından Rakım Mahmud Celaleddin İzzet, Hulusi, Hamit ve Yesarizade Mustafa İzzet Efendi gibi hattatların yanı sıra Sultan II. Mahmud'un altın kabartmalı sülüs levhaları bulunmaktadır.